12 günlük gözaltıdan kurtulup Tahrir Meydanı'ndaki gösterilere katıldığında Mısır'ın isyanında bir dönüm noktası yaşanmıştı. Mısır muhalefetinin genç ve spontan yüzünün en bilinen ismi Bayil Gonim, bu yıl Time dergisinin dünyada en etkili 100 isim sıralamasında birinci sırada. Etkisi, milyonlarca Mısırlı'nın Hüsnü Mübarek'in iktidarını sona erdirmesiyle sınırlı kalmadı. Tunus'ta ateşlenip Tahrir'de büyüyen kıvılcım, Ocak ayının tarihini değiştirmeye devam ediyor. İsyan ateşinin aylardır yandığı ancak çözümün uzak göründüğü ülke Libya. Time'ın en etkili 100 kişi listesinde Libya'dan iki isim var. Daha yukarıda yer alan Libyalı avukat Fethi Terbil, Libya'da 1996'da bir hapishanede çıkan ayaklanmada öldürülen 1200 mahkumun ailelerinin avukatı, hak mücadelesinin bedelini gözaltına alınarak ödedi. Onun gözaltına alınmasına yönelik protestolar Libya'da da isyanın fitilini ateşledi. Send fact fighting mission. Listedeki ikinci Libyalı Muammer el-Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, Kaddafi yönetiminin isyanı ezme kararlılığının uluslararası kamuoyuna da görünen yüzü. Listede son adama kadar savaşacağı sözüyle yorumsuz olarak yer aldı. Ve Orta Doğu'da isyan ateşinin hemen her ülkeye değmiş olmasına sebebi olan kanal El Cezire, Time'ın en etkili 100 kişi listesinde bu süreçte o kanalı sembolü haline gelmiş bir isim var. Eyman Mohyeldi, dünyanın saniye saniye izlediği Mısır isyanını gazetecilere yönelik yasakları da delerek her gün onlarca canlı bağlantıyla anlatan muhabirdi. Listede yıla damgasını vuran pek çok olayın mimarları ve aktörleri de var. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange dünyanın en etkili 8. kişisi. Japonya'daki çifte felakette haritadan silinen bir kasabanın hastanesinden son hasta tahliye edilene kadar ayrılmayan ve 9 aylık hamile eşinin yanına 3 gün sonra ancak doğum sırasında dönebilen Japon doktor da o listede yer buldu.